Şimdi reklama tabii ki yakışıklıyla gittik. Ve tabii oyunculuklardan bahsettik. Şimdi öyle mi? Ha tamam. Peki o zaman başka bir konuya geçiyorum. Ya çok da güzel bağlayacaktım konuyu ya. Sunucunun bağlamak için bin bir türlü yalan söyleyip sonra başka konuya geçmesi. Peki keyifsiz bir konuya devam edeceğiz o zaman, üzgünüm. Ay keyifli bir haber vereyim. Bu arada Can Yaman'ın menajeriyle konuştum. Biliyorsunuz evimizde böyle bir pahalı bir makarna markası var. Bu da pahalı satılıyor, bir İtalyan markası. Onun yüzü olmuş. B ile başlıyor mu? B ile başlıyor. L galiba. Neyse atarım sana. Tüm vücut hatlarını sergileyerek... Makarnada mı? Evet. Ferzan Özpetek'in vizörünün karşısına geçerek inanılmaz bir reklamda oynamış. İsterseniz sonra da veririz o reklamı yani. Ama şunu söylemek istiyorum. Can Yaman'ın arkasından Kerem Bürsin'in bayağı hızlı koşması gerekiyor. Zaten ama Kerem de dedik yani, bir tek ben değil ki herkes seviliyor. Bu arada izleyicimiz hemen yazmış, Seren diyor ki hayır ben İspanya'da yaşıyorum ve İspanyol fanları da o kadar fazla ki diyor. Ha iyi, süper. Evet. İyi, seviniyoruz. İzleyicimizin hemen şeyini, uyarısını deklar edelim. Bu çok güzel bir şey tabii. Güzel, süper. Yani süper. Türk arkadaşımız. Dizilerle ilgili tabii bunlar. Yani dizilerdeki... Bunu söyleyen Türk mü? Evet ama İspanyol arkadaşları da var diyor kaç numara. Allah. Var arkadaşım var. Ya şimdi tabii İspanya'da da diziler meşhur oluyor ve orada da tutuyor. Tutunca da oradakiler de bir hayran oluyor yani. Olabiliyorsun. Yani ben biraz bunlar PR işi. Bakın geçen insanları nasıl kandırıyorlar? Kandırmak derken PR çalışmaları artık böyle. Benim bir arkadaşım bile yutmuş hafta sonu. Hande Erçel bir canlı yayına bağlanmış. İşte yurt dışından mesajlar atılıyormuş. Oradan mesajlar Brezilya'dan, artık bunları bot hesaplardan attırabiliyoruz. Demet Akalın hadiseyle ilgili söylediği şey doğru. Yani dünyanın her yerinden mesaj atılıyor gibi... Mesaj atılıyor gibi böyle imaj verilmesi çok doğal artık. 2 tane tıka bakar, biraz paranıza, cebinizdeki paraya bakar ama arkadaşlar. Ama tabii yani bunun gerçek olup olmadığı işte böyle aldığı reklamlardan alabiliyor mu? Aynen. İşte bir markanın ne bileyim sponsor ona olabiliyor mu? İyi bir filmde oynayabiliyor mu? Hani co-production'da olsa yurt dışında. Can bunu bize kanıtladı. Onunla da ilgili şüphelerimiz vardı ama kanıtladı yani. Şimdi tatsız habere geçeceğiz o zaman. Hakkında yolsuzluk iddiaları çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, ama kendisine bu iddiaları sormak isteyen Beyaz TV muhabirine korumaları saldırdı ve dakikalarca büyük olay bu. Evet, buyurun izleyin. Belediyede yapılan vurgunu sormak istedi. Bakın arkadaşlar şu an yanlış bir şey yaptım. Bir tane soru soracağım ya. Sorma. Siz ne yapıyorsunuz? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korumaları Beyaz TV muhabirini darp etti. Güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Linç edilmek istenen muhabir İsmail Çanak dehşet dolu anları anlattı. Mansur Yavaş'ın korumaları ve yandaşları etrafımızı abluk altına almışlardı. Saldırı emrini Mansur Yavaş mı verdi? Başkanım içeri almıyor. Siz basılmasınız. Evet. Korumalarla arasında neler yaşandı? Etrafımı saran 60 kişi. Linç girişiminden nasıl kurtuldu? Kitle bebeklerin hanesini tamı tamına... Ortaya çıkan görüntülerden sonra saldırı örtbas edilmek mi isteniyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kitle bebek vurgunu kamuoyunda geniş yankı buldu. Fotoğraflarını gördüğünüz, piyasada tanesi 150 ila 300 lira değerinde olan geleneksel Beypazarı gelin ve Beypazarı damat temalı bebekler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ihaleyle tanesi 1.500 Türk lirasına alındı. 44 tane bebek için tam 366.000 lira Ankaralıların cebinden çıktı. Kitle bebek vurgunun duyulmasından sonra harekete geçen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak iddiaları, fahiş fiyata alınan bebeklerin bağışlandığı Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nin açılışına katılan Mansur Yavaş'ı sormak istedi. Başkanım içeri almıyor. Siz basılmasınız. Evet. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Mikrofonumuzdaki Beyaz TV logosunu gören Mansur Yavaş yandaşları Mansur Yavaş'ın korumalarını bilgilendirdiler. Ve Mansur Yavaş konuşmasını yaptığı süre boyunca, o müzenin açılış konuşmasını yaptığı süre boyunca sürekli korumalarıyla göz teması kurup bizi gösteren korumalarına bir şeyler anlatıyordu. Yolsuzluk sorularından çekinen Yavaş ve ekibin yaşadığı gerginlik ve oluşan panik havası açılışa katılanların dikkatinden kaçmamış. Saldırının duyumlarını alan katılımcılar muhabir arkadaşımızı "kemiklerinizi kıracaklar" diyerek uyarmış. Mansur Yavaş konuşmasını yaptığı süre boyunca, o müzenin açılış konuşmasını yaptığı süre boyunca sürekli korumalarıyla göz teması kurup bizi gösteren korumalarına bir şeyler anlatıyordu. Bu arada yanımıza gelen yaşlı bir beyefendi, "Çocuklar bakın biz sizi seviyoruz, kanalınızı da seviyoruz ama burada sıkıntı yaşatacaklar, kemiklerinizi kıracaklar söylüyorlar." Salondakilerin uyarısından kısa bir süre sonra korkulan oldu. Bakın arkadaşlar şu an yanlış bir şey yapıyoruz. Bir tane soru soracağım ya. Bakın arkadaşlar şu an yanlış bir şey yapıyoruz. Bir tane soru soracağım ya. Muhabir ve kameraman arkadaşımızı abluka altına alan Mansur Yavaş'ın korumaları önce sözlü tacize başladı. "Buradan ölünüz çıkar." Bu soruyu sormamamız için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyorlardı. Ve hatta oradan ölümümüzün çıkacağını, Mansur Yavaş'ı rahat bırakmamızı bizatihi kendileri söyledi. Habercilik gereği tehditlere aldırmadan işlerini yapmak isteyen arkadaşlarımız Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından geçtiği alana gitmek isterken engellendi ve yaka paça dışarı atıldı. Açılış alanından zorla çıkarılan arkadaşlarımız sorularını sormak için korumaları ikna etmeye çalışıyordu. Ancak kesin talimat alan korumalar arkadaşlarımızı engellemek için her şeyi göze almıştı. Saran 60 kişi bir insanın üzerine çullandı ve öldüresiye dövmeye başladı. İleride Cumhurbaşkanı adayı olarak lanse edilen Mansur Yavaş'ın talimatıyla linç edilmek istenen Beyaz TV muhabiri ve kameramanı polis müdahalesiyle canlarını kurtardı. Ve hayati tehlike yaşıyordum. Bu durum orada bulunan doktorların tutanak altına aldığı darp raporunda da ayrıntılı bir şekilde işlendi. Aynı zamanda orada bizi kurtarmaya çalışan emniyet memuru arkadaşlarımız da bu darptan nasibini almıştır maalesef. Yaklaşık 60 kişilik grubun saldırısına uğrayan arkadaşlarımız olayın ardından karakola giderek Yavaş'ın korumalarından şikayetçi oldu. Basın özgürlüğüne darbe vuran bu saldırının ardından Mansur'a yakın medya kuruluşları 3 maymunu oynayarak olayı örtbas etmeye çalışırken gün olur bu hukuksuzluğun da hesabını soracak birileri çıkar diye düşünüyorum. Ben bunları kayda aldırıyorum. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek sadece görevini yapmak isteyen arkadaşlarımızı şiddetle yıldırmaya çalışanların hukuk önünde hesabı mutlaka sorulacaktır derken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek magandalara gün doğdu. Artık sokakta gezecek muhalif dayağa hazır olsun diyerek yaşananların vehametine dikkat çekti. Osman ve Melih Gökçek'in paylaşımlarından sonra iktidar cephesinden de tepkiler gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Mansur Yavaş yaptığı uçuk harcama sonrası soru sormak isteyen gazetecileri darp ettirmiş. Mansur Bey'in dili şiddetmiş. Basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum paylaşımıyla AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de CHP'li Mansur Yavaş şimdi de eşkıyalığa soyundu. Belediye başkanı mısın, mafya bozuntusu musun sözleriyle tepkisini dile getirdi. İşi siyasete ya da ideolojiye taşımadan bir şey söylemek isterim. Beyaz TV bünyesinde gerçekleşen maalesef Beyaz TV muhabirine saldırılmış bu olayı şiddetle ve esefle kınıyorum. Tabii ki siyasette her şey olabilir, bunlar hariç. Kaldı ki muhabir size her türlü soruyu soracak basın özgürlüğüne sahiptir. Ve siz de buna cevap vermek durumundasınızdır. Sevgili Yavaş'a bir şey söylemek istiyorum. Korumalarınıza verdiğiniz talimat doğrultusunda dakikalarca 60-70 kişi tarafından dayak atılan ve geceyi acil serviste sonlandıran muhabirimizden bence bireysel olarak özür dilemelisiniz sevgili başkan. Şimdi ben bir şey merak ediyorum. Biliyorsunuz hiç siyasetle alakam yok ama böyle vahşi görüntüler olduğu zaman da merak ediyorum. Yani neden bir insan bu kadar kötülük yapmak isteyebilir, ne sorulmasından ürkebilir diye bir bakayım dedim. Hı. Kitre bebek. Evet, 150 TL normalde evet, bebekler. Yani aslında yöresel bir bebek bu. Zamanında sanıyorum başkan Beypazarı Belediye Başkanlığı da mı yapmış, ne yapmış tabii bilmiyorum. Daha öncesinde. Çok da bilmiyorum ama evet. Orada bir kitre bebek, yöresel bir bebek bu. Aslında piyasa değeri 150 lira 750 lira arasında değişen bir bebek. Fakat bu olduğundan çok daha fahiş rakamlara satılmış. 10.000 liranın üzerinde. Ondan sonra yok altın suyuna batırıldı, yok bilmem ne falan hikayeleriyle. Yani iddialar bu yönde. Üstüne mesela adet yazılacağına, bir adet yazılacağına 1000 adet yazılmış ki o fahiş rakamın da üstü örtülmek istenmiş. Ve 360.000 lira gibi bir şey. Sadece 44 bebeğin parası, ücreti 366.000 lira. Şimdi 44 bebeğe 366.000 lira bir belediye niye verir diye tabii ki herkesin aklına bu sualler gelir. Bizim de muhabirimizin bunu sorması kadar doğal ve normal bir şey yok. Çünkü herkes ayaklanmış bununla alakalı. Tabii, yani bütün Google'a yazdığınız zaman kitre bebek vurgunu diye her yer yazmış bunu. Alenileşmiş bir soru tabii ki soracak. Yani dayakla, dövüşle susturulamaz ki. Siz bir hukukçusunuz en başta. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Neden peki bir açıklama yapmıyorsunuz ki? Ben 44 bebeğe bu kadar belediyenin ihtiyaçları varken 366.000 liralık, yani ben rakamlara 3 aşağı 5 yukarı yanlış söyleyebilirim. 366.000 lira ödedim. 44 bebeğe bunu yaptım. Yani ben bu parayı ödedim. Şundan dolayı lüzum gördüm diyeceğinize. Evet. Neden bir muhabiri veyahut da basın mensuplarını dövdürüyorsunuz? Yani bunun açıklaması olması gerekiyor. %100 açıklamanın bu şekilde gelmesi lazım. Çok haklısın. Bu arada sen de Deniz konuşurken bak, kavga görüntüleri ekranda dönüyor ve insanlar dakikalarca onlarca kişi arasından dayakla dışarı atılıyor. Beyaz TV böyle sürekli kanalın ismi de edilerek yani. Ne oldu? Ne önemi var hangi kanalın? Şimdi konunun hangi kanal olduğunun ötesinde şimdi siyasileri biz ne yapıyoruz? İşte belediye başkanlarımız, işte değil mi? Bizi yönetecek, bizi temsil edecek insanlara gidiyoruz, oy veriyoruz, seçiyoruz. Peki televizyonlar ve medya bizim adımıza ne yapıyor? Bazı konularla ilgili bizim soramadığımız, birebir ulaşamadığımız siyasilere bizim adımıza mikrofon uzatıyor. Bizim sesimiz oluyor. Tabii. Bu konuda olmasa da Bircan'cığım, hangi konu olursa olsun. Yani Mansur Başkan'ın özelinden çıkarak da söylüyorum ama Mansur Başkan'a özel de bir şey söyleyeceğim. Siz bu yüksekliğe çıktığınız zaman bir belediye başkanı veya daha üst bir pozisyona geldiğiniz, daha alt pozisyonlarda da böyle sorulara cevap vermek zorundasınız. Çünkü bu sorular bizim size sorduğumuz sorular. Hele ki şu an gündemde gerçekten böyle ciddi bir konu varken benim anlamadığım şey, burada siz bayağı kamerayı ayırmışsınız. Yani mikrofonda yazan logoya karşı bir saldırı var. Ama bu çok yanlış bir tutum. Ben olsam, bakın diyorum ki burada böyle bir şey olduğu için değil. Burada sadece zaten ortada gezen bir soru sorulacak. Böyle bir şey de yok. Yanlı bir soru sorulmak için karşınıza geldim. Ben olsam benim yapacağım şey espriyle karşınızdaki adamı yerin dibine sokarım. 2 cümleyle. Çünkü neden? Mansur Bey zaten bu soruların kendisine geleceğini herhalde düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü ortada ciddi bir şey var, rakam var. Fahiş bir rakam var yani. Bugün olmasa yarın bu soruya cevap vermek zorunda kalacak. Kendisinin başarıyla yaptığı bir işin açılışında da bu soruyla muhatap olacak. Yani böyle yapacağına öyle bir soruya, bu soruya bir cevap hazırlardım ben. Adamı, karşımdaki muhabiri sustururdum, bu işte biterdi. Ama siz böyle yaptığınız için bu iş dalga dalga negatif anlamda size dönecek. Hiçbir siyasi bu şekilde kimseye, hangi pozisyonda olursa olsun, hangi kurumda veya hangi işte şeyden, partiden gelirse gelsin, siz sorulara cevap vermek zorunda. Gelmiş çok, kaleye topu attım demiş ama yanlış bir üslup bu. Çok yanlış. Böyle değil. Evet. Zaten siz artık belediye başkanısınız. Siz zaten artık bu pozisyonda, bu koltukta oturuyorsunuz. Ben olsam, söylediğin yere geleyim, Melih Bey'in televizyonuna çok daha da ben olsam böyle şey yapardım. Karşımdakini ezerdim. Onu ayrı alırdım, ayrı cevaplardım. Size ayrı cevap vermek istiyorum ama derdim. Belki cevap veremiyor. İşte veremediği bugün zaman. Bugün vermese yarın bu soruya cevap vermek zorundasınız. Yani evet. Hani şimdi bir gün dayakla örtüldü. Bugün başka bir gün. Ya bugün değil. Bu arada yüzden Beyaz TV dışında bunu her kurum soracak. Yani biz değil sadece. Bütün haber kanalları, ulusal kanalların hepsi bu soruyu soracak zaten. Zaten yıllardır sormalı. Hayır, birçok belediye için her dönemde yolsuzluk iddiaları çıkmıştır. Bu çok normal ve olağan bir şey. Ama belediye başkanı çıkar der ki kardeşim siz böyle şeyler söylüyorsunuz ama Hani o şu anda tartakladığınız kişinin, yani tartakladığınız kişinin çalıştığı kurumun sahipleri en azından şunu yaparlardı değil mi? Kardeşim bakın bu açıklama yapardı. Hiç kimseyi dövmezdi. Hiç kimse kimseye vurmazdı. Siz insanları döverek, tekme tokat atarak, dövdürerek, yani siz bir hukukçu olarak nasıl böyle bir şeyin içerisine girdiniz? Bu 366 bin liralık bebek parası neden bu kadar çok sizin ağrınıza gitti? Veyahut da siz bunu neden ödemeyi belediye olarak lüzum gördünüz? Biz de gerçekten merak ediyoruz şu anda. Hadi mikrofonumuzdan buradan soralım. Peki sadece sevgili Melik Gökçek ya da koordinatörümüz, genel koordinatörümüz Osman Gökçek değil, birçok yerden kınama mesajları ve tweetleri geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin diyor ki Beyaz TV muhabirine yapılan bu saldırı asla kabul edilemez diyor. Saldırıyı kınıyoruz. Genel yayın koordinatörü Osman Gökçek şahsında tüm Beyaz TV camiasına geçmiş olsun diyoruz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bunlar bizim mesai arkadaşlarımız, birlikte aynı tekneden ekmek yediğimiz arkadaşlarımız. Her ne olursa olsun bizim yanımızda olan herkese teşekkür etmeyi etmeliyiz. Hayır, ben şey söyleyeceğim. Niye o zaman bir Hürriyet'in muhabirini dövdürtmüyorsunuz? Hürriyet de yazmış. Bütün gazeteler yazmış. Her yerde var bu yani bu neden arada. Bize özel bir şey bu? Şimdi yarın öbür gün tekrar söylüyorum. Belki yaptığı çok iyi bir projenin önünde basın toplantısı yaparken bu soruyla tekrar muhatap kalmak zorunda kalacak. Bugün çok efendi bir şekilde, hatta tekrar söylüyorum, efendiliğinizle düşündüğünüz gibi bir ilişki olduğunu düşünerek Beyaz TV ve Gökçek ailesiyle böyle bir ilişki nedeniyle böyle bir siniriniz varsa, tekrar diyorum, sizin böyle bir donanımına da sahipsiniz. Öyle bir cevap verirdiniz ki bu konu burada kapanırdı. Ama bunu bir tek burası sormadı işte Denizciğim. Zaten alenileşmiş bir olaydı bu. Bütün gazeteler yazdı, ben bütün web sayfalar yazdı. Sanki sormadığını biliyorum. Aha. Özellikle Beyaz TV'ye çok daha kibar davranması gerekirdi diyorum. Hayır, çünkü bunu başkaları sorduğu zaman insanın ağrına gitmez de rakibi tarafından birisi sorulduğu zaman onu kendini yenilgi gibi hisseder. Yani bugün ATV'de olsa, Kanal D'de olsa, Beyaz TV'de olsa halk adına bu mikrofon uzatılıyor. Herkesin mikrofonunun arkasında seyirci, vatandaş. O yüzden kimi sorduğun çok önemi yok. Bence bu sorunun tek cevabı olmalı. Bu cevabı da Beyaz TV'nin kamerasına da, Kanal D'nin de, ATV'nin de aynı vermesi gerekiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamasında Mansur Yavaş yaptığı uçuk harcama sonrası soru sorulmak isteyen gazeteciyi darp ettirmiş. Soru sanal mecrada sorulsa belki bir ajans tarafından cevap verilirdi ama Mansur Bey'in anladığı dil demek ki şiddetmiş diyor ve geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Biz de şu anda kendisine geçmiş olsun diyelim. Ajans cevap veremez. Kendi muhatabı çünkü. Hattımızda muhabirimiz. Maalesef darba uğrayan muhabirimiz hattımızda değil mi? Günaydın. Günaydın İsmail. Günaydın, geçmiş olsun. Geçmiş olsun İsmail. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gündemde tuttuğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kaç kişi saldırdı İsmail sana orada? Çok ciddi. Ben 50'den sonrasını sayamadım çok. Yani ne? Bu, yani böyle ya. Gerçekten hayatımda ilk defa çok uzun yıllardır gazetecilik yapıyorum. Evet. Hatta şunu söyleyebilirim. Yaklaşık Melih Başkan mesela 23 yıldır 23 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ben de tabii ki sürekli Beyaz TV'de değildik. Farklı mecralarda da gazetecilik yaptık. Ve yani Beyaz TV'den önce hangi kanallarda çalıştın İsmail? Yani şimdi hani İsmail miyim ama Kanal D'de, Show TV'de, TR8'de yani uzun deneyimlerimiz oldu yani ama. Melih Bey'e de yeri geldi bunun gibi, yani bunun gibi derken sert gelebilecek sorular herhalde sormuşsundur diye düşünüyorum. Ya senin üslubun işte biraz öyle. Bu 23 yıllık belediye başkanlığı döneminde bir gazeteciye bir böyle hani gazetecinin yanlış anlayabileceği bir bilgi de kullanmamıştır. Ama ülkenin ilerideki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen bir insan, aynı zamanda hukukçu. Ya bize uyarmaya geldiklerinde ben orada işte bir yaşlı bir beyefendi geldi. Dedi ki bakın kulağımıza geliyor. Burada diyor size çıkartmayacaklar diyor. Ya gerçekten konduramıyorum. Bir belediye başkanı ya şehrin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkentinin belediye başkanı. Seçilmiş bir belediye başkanı. Ya insan konduramıyor. Yok böyle bir şey yoktur diyorsunuz. Bak İsmail çok doğru bir şey söylüyorsun. Çok da ve buranın ne kadar adaletli bir ekran olduğunu da tekrar söyleyelim. Geleceğin Cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak gösteriliyor Mansur Bey. Bakın her konuya siz artık pozisyonunuzu daha da hedefi daha yukarıya tutturmuşsunuz. bu soruların daha fazlasıyla muhatap olacak bundan sonra. Her defasında İsmail'i dövdürdüğünüz gibi dövdürecek misiniz? Peki İsmail, bir şey söyleyeyim. Ne ettiler sana? Nasıl bir soru sormayın dediler? Nasıl bir yönlendirmeydi şimdi, o? Şimdi biz aslına bakarsanız... Bir tek siz mi vardınız orada bu arada? Evet, biz gazeteci olarak sadece biz vardık. Hmm. Orada Mansur Bey o müzenin açılışı için geldi. Konuşmaya başladı. Biz de tabii soru hazırlığımızı yapmıştık zaten. Kameraman arkadaşımla birlikte önceden anonsumuzu da çektik. Çünkü müzenin içinde görüntüyü aldık ki o müzenin içinde görüntüyü bize aldırmayacaklar. Biz biraz da böyle hani çok belli etmeden girdik. O görüntülerimizi çektik. Sadece sorumuzu sorup oradan ayrılacaktık. Sorumuz da zaten sizin de gündeme getirdiğiniz gibi. Evet. Kit ve bebekler, yani Beypazarı esnafına da sorduk. 150 lirayla 700 lira arasında değişiyor bu kit ve bebeklerin fiyatı Beypazarı'nda. Hani diyecektik ki ya piyasa fiyatı 700 lira olan bir bebeği 11.500 Türk lirasına ve 44 adedine 366.000 Türk lirasına aldırmışsınız. Ankara Büyükşehir Belediyesi böyle bir alım yapmış. Eşitlikten, adaletten, yetim hakkından, tüyü bitmemiş yetimin işte... Ya bu kadar bu konuları dillendiren birinin bu konuda daha hassas olması gerekmez mi? %100. Çok doğru bir soru. Çok basit bir soru. Yani hani kesinlikle ailesi, sevdikleri, böyle hani bir farklı bir konu, böyle bir şey asla yok. Tamamen gazetecilik refleksiyle Sabah gazetesinin haberini takibini yapmak için oradaydık. Bu haber üstelik Sabah gazetesinden. Evet, evet, değil mi? Sabah gazetesinin haberi. Evet. Tabii ki yani sonuçta Türkiye'nin ulusal gazetesinde yayınlanmış bir haber. Bir belediye başkanı da bu işin muhatabı. Diyecek ki kardeşim yok böyle bir şey. Yani. İşte evrakları da var. Yok kardeşim diyecek. Yani hani hiçbir şey demek istemiyorsa, belgeleri de var ama hani o yüzden belki hani yok da diyemedi, var da diyemedi. Ne yaptı? İşte şiddete başvurdu ama kesinlikle inanın hani beklemediğiniz bir olaydı orada. Peki nasıl kurtuldun o kadar kişi içine? Tek başınaydınız değil mi? 2 kişi miydiniz? Yani nasıl kurtuldun? Emniyet ve özel harekat mensubu arkadaşlar dedi ki hani biraz daha böyle yani boyum benim 1.87, biraz kalıplı yapılıyım yani. Dedi ki biraz böyle hani tıfıl kısa boylu biri olsaydı oradan sağ çıkartmamızın mümkün ne yapıyordu. Demek ya? Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Çünkü onlar orada hedefine kilitlenmiş vandallar, talimatı almışlar. Bunları buradan çıkartmayın, kırın kemiklerini öyle bırakın talimatını almışlar. Kameramanımıza bir şey oldu mu bu arada? Kameramanımıza? İşte, tabii ki kameraman arkadaşım Tansel Yılmaz. O da biz onunla şöyle konuşmuştuk. Bez bebeklerin yanına gelince o soruyu soracak. O dışarıdaydı, içeri girmeye hareketleniyordu. Onu içeri giremeden kapıda böyle karga tulumba 3-4 kişi alıp pataklayarak çıkarttı zaten. Peki İsmail kendisi açıkladı mı bu bebeklere 366.000 lira niye vermiş? Açıklar mı sizce? Açıklamamak yani için mi dayak yediniz? Tabii ki yani. Ya bu bugün cevaplanması, yarın cevaplanması gereken bir konu ve tekrar ediyorum bu Beyaz TV kamerasına değil aslında Türkiye'nin bütün medya kuruluşlarına, sosyal medyalarına yani bunun açıklanması lazım. Her yerde çıktı çünkü. Çok doğru söylüyorsunuz ama bir de şuna da dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bütün mecralarda bütün ihalelerin, her şeyin kamuya açık, şeffaf bir şekilde yapıldığını söylüyor, biliyorsunuz. Tabii, evet. Bilmiyorum. Ankaralılar da böyle bilir. Hani Mansur Başkan gelmiş işte her şey böyle. Şeffaf değil mi? İşine geleni ben şunu gördüm. Mesela bu hiçbir şekilde açık platformlarda yayınlanmayan bir ihale. Yani çünkü kime anlatacaksınız? Ya ama ben de 44 tane bebeği anlayamıyorum. Hani 1000 tane falan bebektir de bir yerlere bir çocuk esirgeme kurumlarına falan gönderilir. O 44 bebeği alınmasında ben bu kadar para verilmesindeki amacı anlamıyorum. Olmuyor. 1000 bebek olsa da o fiyat olmuyor yani. Hani, tabii. Hayır şunu söylüyor İsmail. 44 tane bebek için ihale açılmaz diyor Seren. Yani sayıyı algılayamadık da biz onun için. Sayının ihale ne amaca hizmet ettiğini anlayamadık. Yani ihale dediğin şey büyük değil mi? Yani biraz pahada yüksek şeyler için ihale açılır. 44 tane bebek için ihale açılmaz. Onu demek istedik. Yani biz çok bildiğimiz... Doğru söylüyorsunuz ama Mansur Bey bu göreve gelir gelmez şunu söyledi. Bir kalem alacaksan bunu Ankaralı bilir dediği için hani güzel. O noktada şimdi bir kalem alır, evet Ankaralı bilir çünkü işte kalemin ederi nedir ama çalıştık. 4 tane bebeğe de 366 bin lira bir para veriyoruz. Tabii sorar ya. Bunun cevabını acaba daha önceden Beypazarı'nda belediye başkanlığı yapmış mıydı? Benim aklımda öyle kaldı mı? Yanlış mı? Evet doğru. Acaba evet, oraya bir jest mi yapmak istedi Ankara'ya belediyesinin parasıyla? Zaten jest yapmış. Hani o bebekleri müzeye, kent müzeye. O zaman belki Beypazarı'na dönmek istiyor adam bebeklerle beraber. Yani o da olabilir çünkü. Hayır niye Ankara belediyesinin parasıyla Beypazarı'nın bebeklerini aldı mı? Büyükşehir'in parası. Sistem bende çöküyor böyle Beypazarı'na hibe mi oldu? Yani o zaman Beypazarı'ndayken alsaydın sen o bebekleri. Vallahi anlamadım ki ben, şaşırdım yani. Biz sistemi çok haklı çözemedim. Yani tabii. Hani sonuçta Ankara'nın ilçesidir. Tamam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın verdiği bir sorumlulukla kardeşim evet bir müze açıyor musunuz? Bizim de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bir jestimizdir. Alın 44 tane de biz bebek bağışlıyoruz bu müzeye diyebilirsin ama o bebekleri aldıracağın fiyat o olmaz. Niye 44 tane mesela 45 değil mesela? Onu da anlamadım yani. Totem yapmış uğurlu sayısı. Uğurlu sayı 44 mü yani? Şimdi biz de burada yayın yaptığımız için mesela atıyorum rakip kanalların da kameraları var. Eskisi kadar tatlı sorular sormuyorlar karşı karşıya geldiğimiz. O yüzden ben de gideyim şoförüme, yanımdaki insanlara, o zaman ben de gideyim onların muhabirlerine, kameramanlarını dövdüreyim. Bu buna aslında geliyor. Vallahi biz herkese eşit mesafede durmak zorundayız. Hele siyasi kimlik çok daha, tekrar söylüyorum kritik. İsmail, ben olsam senin yani onu Mansur Başkan'ın yerinde Beyaz TV'nin logolu kamerasına çok daha da kibar davranırım ki vay be hiç beklenmedik bir hareket yaptı başkan. Ama biliyorlar onlar ne sorunun geleceğini de ondan sorunun geleceğiyle alakalı bir şey. Kontrol edebilmekle ilgili bir sorunu var, bir problemi var. Öfke kontrol problemi gibi mi? Evet, öfke kontrol problemi var. Allah Allah. Ben yine söylüyorum bakın şimdi artık bu olayın ardından çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı serüveni burada bitmiştir. Bizim insanımız böyle bir şeyi asla kabul etmez yani. Hani 60 kişiyi bir insanın üzerine saldırtan bir zihniyet yarın öbür gün başa geldiğinde, öyle bir ihtimal olursa başa geldiğinde neler, bunu aklımızın o tasavvur etmesi mümkün değil çok. Tabii yani. Bir basından birisinde bir belediye başkanını dövdürtmesi, bir yolsuzluk iddiası var. Tabii ki bu yolsuzluk iddiası bütün dönemlerde olur ve bütün belediye başkanlarına da sorulur. Bu memlekette Adnan Menderes ayakkabı boyası yüzünden asılmış yani. Tarihimizde böyle bir şey var yani. Hani tabii ki yolsuzluk olduğunu düşünüldüğü zaman veyahut da bir insana bir şey garip geldiği zaman ki şu anda bize garip geliyor. Bunu tabii ki sorulacak yani. Yani bu susturulmak dayakla, döşekle, onunla bununla olacak gibi bir şey değil yani. Yöntem olarak İsmail, yöntem olarak eğer böyle öfke kontrolü olmayan bir siyasetçi ise bu ülkede sevgili Cumhurbaşkanımız da diktatör adı altında manşetler atıldığında bile sakinliğini ve sükunetini koruyarak basın özgürlüğünden bahsedilmişti. Bu işin böyle olmayacağını zaten Mansur Bey'in bilmesi lazım. Bir de çok uzun dönemler belediye başkanlığı yapmış Melih Gökçek'in de biraz sakinliğini ve tweetlerini izlesin. En azından her şeyi gülerek ve sakinlikle kimsenin kalbi kırılmadan nasıl ya yapılır görsün. Sakinlikleri de sinirleri de söylediği zamanlar, kızdığı zamanlar da oluyordu ama kimseyi dövme veya kimseyi tartak gibi bir emri hiçbir zaman olmadı. 20 sene içinde duymadık yani. Çok geçmiş olsun. Darp raporu aldın mı? Ya darp raporu tabii ki yani o dayağın üstüne tabii ki darp raporu. Bir de öyle de bir sıkıntı var yani. Şimdi darp raporu düzenleyen arkadaşlar da anladığım kadarıyla orada çok büyük bir baskı altındaydı. Hastanedeki arkadaşlar. Yani o gösterdiğimiz, ben aynı zamanda hukukçuyum. Hukuk mezunuyum yani gazeteciliğin dışında aynı zamanda hukuk mezunuyum. Ben söylüyorum diyorum bakın burada da lezyonlar var. Bakın şurada aldığım darbeler, bunu işlemiyorsunuz. Ha evet onu görmedim. Ya bunun görünmemesi mümkün değil ki. Alkol testini ben söylüyorum yapın diye. Yapmıyorlar. Unutmuş gibi yapacaklar. Ya bunlar böyle hani küçük şeylerle, küçük ayak oyunlarıyla İnsanları böyle aptal yerine koyarak bir şeyler yapıyor. Ama orada gerçekten linç ediliyorsunuz zaten. Burada bir linç var yani. Bunu zaten hiç kimsenin göz ardı edemez bu saatten sonrasında. Yani bir kalabalık tarafından linç ediliyorsunuz. Ölebilirdiniz de kafanız bir tarafa çarpabilirdi. Yani burada bir iki kişiye karşı 70 kişi, 40 kişi, 50 kişi, 30 kişi, 10 kişi neyse adil bir güreş değil. Adil bir dövüş değil. Aradan, o 60 kişinin arasında bıçak olabilir. Her şey olabilir. Evet. Zaten gözü dönmüş bir saldırı bu. İsmail'e biz çok büyük geçmiş çok olsun geçmiş diyoruz. Olsun tüm Beyaz TV ailesi adına biz bu bütün geçmiş olsun dileklerini kabul ettik. İsmail, sen işini yaptın. Hepimizin zaman zaman maruz kaldığı gibi bu durumlara ve eminim ki yapmaya devam edeceksin. Çok geçmiş olsun. Lütfen şey yapalım, altını da çizelim. Hangi partiyi desteklediğiniz, hangi belediye başkanını çok daha sevdiğiniz, hangi ismi gönlünde taht kurduğunuzun bir önemi yok. İnsan olan bu yola başvurmaz. Nokta. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Büyük geçmiş olsun İsmail. Son olarak söyleyip öyle kapatmak istiyorum. Lütfen. Kimse şunu düşünmesin ki Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın demek zorundayım. Çünkü Ankara'nın seçilmiş belediye başkanlığı seviyesine inmek istemem. Sen pozisyonun gereği aynı şekilde sayın diyeceksin İsmail. Tabii çünkü ki, o da sana yakışır. Tabii ki. Tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın o şekilde korkutamaz. Ben bir sonraki etkinliğine yine katılacağım. Hiç sanmasın ki işte biz böyle korkuttuk, sindirdik. Biz habercilik yapıyoruz. Bizim doğamızda, bizim mayamızda var bu. Doğru bildiğimizin peşinden gideriz. Yanlış bildiğimizi kovalarız. Böyle diyoruz. Ayrıca insanın verecek cevabı varsa bunu dostuna da verir, düşmana da verir. Tabii canım. Cevap çok peki İsmail, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkürler İsmail. Çok büyük geçmiş olsun. Peki şimdi bu Beyaz TV bünyesinde bir haberde, o yüzden izleyici böyle bir durumda hani ne olduk demesin. Aslında magazin. Beyaz TV bünyesinde değil, bence bana sorarsan herkesi ilgilendiren çok bir konu. Haklısın. Neden? Tekrar ediyorum. Bakın lütfen şunu söylemek zorundayım. İçimden geçeni söyleyeyim. Biz siyasi haber sunmuyoruz. Bizim belki konumuzun dışında gibi gözüküyor ama içinde kimi sevdiğinizin hiç önemi yok. Benim de çok sevdiğim insanlar var. Çok sevdiğim bir insan böyle bir şey yaparsa ayıp ettin derim. Demelisin. Zaten o zaman şeffaflık olur.